Ne diyorsun abla? Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olsun, teyzenin duasını aldık. Kazasız belasız kullan dedi. Allah razı olsun. Bu da kamerada mikrofon girişinin olmaması. Böyle olunca da otomatik olarak bu tarz motovlog yapıyorsanız konuşmanızı kaydedemiyorsunuz. Bir çare bulmanız gerekiyor. Ya yeni bir kamera alacaksınız ya da bir çözüm üreteceksiniz. Ben de bundan önceki kameramda üretmiş olduğum çözüm gibi buna da bir mikrofon eklemeyi düşündüm. Biraz araştırdım, baktım falan ama hiç bana bu AS50 modeline, Sony'nin bu AS50 modeline kamera yapan kamera diyorum ya, saçmaladım abi. Akşam olunca böyle oluyor. Yani mikrofon yapan kimseye rastlamadım. Bir arkadaş yapmış fakat o da çok üstü kapalı geçmiş yaptığı işten. Bu arkadaş anakartın üstünden deyimlemiş ürün falan. Ben makineyi açtım. Makinenin hiç anakartına falan değmeye, ulaşmaya, açmaya gerek yok. Çok basit bir şekilde makineyi açıp iki tane mikrofon var. Bu mikrofon uçlarını birbirine bağlayıp mikrofonu da ona adapte edip çalıştırıyorsunuz. Gayet de iyi oluyor. Şu anda yaptım. İlk çekimi yapıyorum. İlk defa deniyorum. Umut ediyorum bunların hepsini kaydediyordur bu yaptığım ses kaydını. Bunlarla uğraştım. Gittim 3,5 bir tane jack aldım. Bunun hem dişisini hem de erkek olanını aldım. Kameranın önünden ses aldığı kameranın merceğinin tam altında ses aldığı yer var, delikten. Oradan iki tane kablo çıkarttım ve o iki kablonun ucuna dişi jack'ı bağladım. Sonra mikrofonu buna adapte ettim ve mikrofonu da dişi jack'a geçirdim ve şu anda kullanıyorum. Valla çok basit oldu aslına bakarsanız. Yani ben daha zor olacağını tahmin ediyordum ama dediğim gibi zaten mikrofon mevcut, iki tane mikrofon mevcut cihazda. O mikrofonları birbirine paralel bağlayıp dışarıya çıkartıyorsunuz. Makineyi hiç delmenize, işte bir tarafından bir şey koparmanıza hiçbir şeye gerek kalmıyor. Yok zaten. Çok basit bir şekilde bu bağlantıları yapıyorsunuz. Ve AS50 modelini kaskınızın içinden konuşabilecek bir pozisyona getiriyorsunuz. Bütün yapmanız gereken işlemler bunlar. Arkadaşlar burası da
Ankara'nın diyebileceğim en tehlikeli yeri, dönüş yeri. Burada çok kaza oluyor. Nedenini bilmiyorum. Çok keskin bir viraj. Buraya insanlar çok sert giriyorlar. Arabayla olsun, motosikletle olsun. Yani orayı da alamayınca direkt karşı duvara vuruyorsun. Onun için burayı çok dikkatli dönmek gerekiyor. Unutmayın. Bu şeyden İstanbul tarafı, İstanbul yolu tarafından Otlu'ya doğru gelip Kızılay tarafına döneceğiniz alt şeyi söylüyorum. Bahsediyorum, oradan bahsediyorum. Başka ne yapıyor bilmiyorum. Bir denemekte fayda var.